ne olduklarından size aktarmaya çalışacağım. Ve farklı kayaç türlerindeki ince kesitlerinin görüntüleriyle sunumumu sonlandıracağım. Ama ilk önce bu sunuma geçmeden önce bazı tanımları tekrar hatırlamamızda fayda olacağını düşüncesiyle bir mineralin tanımını yapmamız lazım. Mineral dediğimiz şey doğal şekilde oluşan, yani homojen, belirli bir kimyasal bileşime sahip ve kristal öz yapısı olan, genellikle inorganik bileşiklerden oluşan bir katı cisim olarak biz bunu tanımlıyoruz. Bunun yanında kayacı nasıl tanımlıyoruz? Bir veya birden fazla tür mineralden oluşan veya kayaç parçacıklarından oluşan, organizma kalıntılarından, fosillerden oluşan ve bunların değişik bir aradaki gelen kombinasyonlarının oluşturduğu katı cismi biz kayaç ismini veriyoruz. Bu kayaçlar, hani bir mineral derken içerisinde 3-4 tane mineral de olabilir. Sadece tek bir mineralin %90'dan fazla birlikteliğiyle de bir kayacı oluşturabiliriz. Peki bu doğada var olan kayaçları tanımayı, sınıflandırmayı hedefleyen bilim dalına da biz petrografi diyoruz. Yani jeoloji aslında genel bir disiplin. Yani bunun içinde yer bilimi diyoruz ama yer biliminin içerisinde petrografi bir alt dal olarak tanımlanabilir. Ve buradaki asıl hedef de bu kayaçları tanımladığımız bilim dalı. Bunun yanında bir de petroloji var. Bu da geçirdiği kayaçların oluşturduğu jeolojik ortamlar ve fiziko-kimyasal şartlar hakkında bize kökenleri hakkında bilgi veren bir bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor. Biz kısaca size petrografinin tanımını yapacak olursam nasıl ne söyleyebiliriz? Çok insanların bu daha antik dönemlerde bile kayaçların içerisindeki minerallerle, kayaçlarla, yani çakmak taşı kullanımı gibi sert kayaçlardan aletler yapmaya başlamış, ta o zamana kadar dayanabiliyor. Daha sonraki süreçte M.Ö. 340 yıllarından başlayıp günümüze kadar bununla belli bir gelişim geçirmiş insanların minerallerle ve kayaçlarla buluşması. Ve petrografi adı da bir ilk kez 1850 yıllarda karşımıza çıkmaya başlamış. Bu petrografinin gelişmesinin en büyük sebebi de 1650'lerdeki mikroskobun petrografik incelemelere kullanılmaya başlaması ve bunun da Nicol tarafından 1828'lerde tek Nicol, çift Nicol deyip hala kullandığımız o prizmaları kullanmasıyla da mikroskop günümüze kadar gelen o incelemelerin kökenini oluşturmuş. Şimdi bu çalışmalarda yaparken petrografiyi tanımladık. Petrograf bunları inceler. Petrografik çalışma yöntemleri dediğimiz zaman ne aklımıza geliyor? Yani biz bir örneği, bir çalışmayı petrografik analizini yapacaksak ilk önce arazide o kayacın bulunduğu jeolojik konumu çok iyi belirlememiz gerekiyor. Buradaki o kayaç inceleyeceğimiz kayacın yayılımı ne kadar, nasıl, kalınlığı nedir, çevresinde bulunan kayaçlarla jenetik ilişkileri nedir veya sahadaki konuna göre jeolojik yaşı ne olabilir, bunu bir tespit etmemiz gerekiyor. Bunun yanında kayaçların yanında kırık çatlak sistemleri, tabakalanma, folyasyon, lineasyon gibi yapılar var mı? Varsa bunlarla ölçümler almamız gerekiyor. Daha sonra da inceleyeceğimiz kayaçtan uygun olarak bir miktar örnek toplanır. Bu dediğimiz uygun miktar dediğimiz tanımladığımız şey biz onu daha akılda kalması açısından şöyle tanımlıyoruz. Yumruk büyüklüğünde bir kayaç petrografik analiz için bizim için uygundur. Yani bu yapacağımız sahada yapacağımız çalışmada ne kadar geniş alanları kapsadığını tanımlamamız için ya aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağıya veya sağdan sola o kütleyi temsil edecek miktarda örnek alınır. Ne kadar örnek alınır? El büyüklüğünde örnek sayısını siz yapacağınız çalışmanın büyüklüğüne göre belirlersiniz. Eğer yapacağımız çalışma bunun üzerinde bir dokusal analiz veya inceleme yapacaksak o kayacın içerisinde yönlü örnek dediğim şeklinde örnekler almamız gerekir. Yönlü dediğimizde yani sahadaki konumu, kuzey ne taraf, doğu batı ne taraf bunu belirleyip de örnek alıp kesitlerimiz yaparken de bunu üzerinde çok iyi bir belirlememiz gerekiyor. Son olarak da sahada yapılacak çalışmalarda gözle veya iyi bir lupla yani bir büyüteç vasıtasıyla o kayacın hakkında bir fikir elde etmemiz gerekiyor. Yani asıl renk fiziksel tanımlayabileceğimiz o temel fiziksel özelliklerine göre renginin, çizgi renginin parlaklığının ne olduğunu sağ defterimize bir not almamız gerekiyor.
Daha sonra araziden getirdiğimiz örnekleri işte mikro laboratuvarda çalıştırırız. Laboratuvarda incelemeler yaparız. Bugünkü konumuzu da oluşturan şey asıl bu. Makroskopik olarak bazılarını tanımlayamayacak kadar küçük oldukları için biz bunları mikroskop altında incelemeye çalışırız ve bunlarla değişik yöntemler uygularız. Bunlar için ilk önce ince kesitler hazırlanır ve polarizan mikroskopta incelemeler yapılır. Eğer bunlar cevher örnekleri üzerinde çalışıyorsak, bunlar üzerinde parlak kesitler dediğimiz parlatma kesitler hazırlanır. Ta ki bizim inceleyeceğimiz örnekler hiçbir şekilde bunların içerisinde daha da küçükse ve tanımlayamıyorsak, o zaman işte bu minerallerin türlerini tanımlamak için, kimyasal analizlerini tanımlamak için işte elektron mikroprop, XRD, taramalı elektron mikroskobu, kimyasal analiz, ICP-MS gibi yöntemlerle daha detaylı cihazlar vasıtası, yani spektrometrik yöntemler dediğimiz yöntemlerle incelemelere devam ederiz. Biz bu incelemelere başlamadan önce, yani bu inceleyeceğimiz malzemeyi hazırladığımız ince kesitlerin nasıl hazırlandığını görecek olursak, ilk önce bu incelediğimiz malzemelere biz ince kesit ismini veriyoruz. Ve ince kesitler hazırlanmadan önce araziden getirdiğimiz işte el kadar büyüklüğünüzdeki büyüklüğündeki örneklerden küçük kibrit kutusu kadar, yani 2-3'lük bir örnek kesiciden keseriz. Bu kesiciler ne? Bizim laboratuvar tipi dediğimiz normal mermer fabrikalarının kullanılan elmas uçlu testereler şeklinde tanımlayabiliriz. Ve bunları küçük ilk başta 2-3 boyutundaki levhalar şeklinde bir küçük parça, şu sağ alt köşede gördüğünüz parça şeklinde getiririz. Bu getirdiğimiz numuneleri burada en önemli dikkat çekmemizi gereken, yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de bunların üzerindeki etiketlemelerdir. Çünkü arazinin biz değişik yerlerinden, değişik lokasyonlarından birçok sayıda örnek alıp bunu analize gönderdiğimiz, ince kesit yapılmasına gönderdiğimizde, eğer yönlü örnek üzerinde çalışıyorsak 1 ile 2'nin bizim için önemi çok fazladır. Çünkü tekrar gidip arazide o örneği alamayabiliriz. Aynı yeri tekrar, aynı yerde tekrar o örneği yakalayamayabiliriz. O yüzden bu etiketlerin üzerine, yani kestiğimiz küçük kibrit kutusu büyüklüğündeki o parçaların üzerine de araziden aldığımız etiketlemeleri bir şekilde marker kalemlerle aynı o kestiğimiz parçaların üzerine yaparız. Daha sonra bu kestiğimiz yüzeyin üzerinde bizim aşındırıcı tozlarımız vardır. Yani bu belli büyüklükler, belli inceliklerdedir. 280'lik, 400'lük, 1000'lik gibi. 280'lik en kaba tozumuzdur. Silisyum karbür bileşimindedir. Bu aşındırma tozları olarak piyasada satılır. Bunları suyla karıştırarak döner tambur dediğimiz tamburun üzerinde sürterek, yani dışarıdaki kesici diskte kestiğimiz zaman üzerinde belli noktalarda gözle görülemeyecek kadar izler kalır veya eğrilikler kalır. Bu eğrilikleri daha sonraki kesitin üzerine yapıştırdığımızda boşluklar oluşturur. Bunlar da bizim istemediğimiz şeylerdir. Bu yüzden bunları ortadan kaldırmak için döner tambur üzerinde üst yüzeyini ilk önce düzlememiz gerekir. Ve bunu da kabadan inceye, toza gelecek şekilde döner tambur üzerinde gerçekleştiririz. Daha sonra bu gerçekleştirdiğimiz, yüzeyini düzlediğimiz örneğin bir lamın üzerinde, yani lamın üzerini de yine o tambur üzerinde aşındırma tozunu sürterek yüzeyini pürüzlü hale getiririz. Yani buzlu cam şekline getiririz ve bu getirdiğimizin üzerine yüzeyini düzlediğimiz o kibrit kutusu olarak tabir ediyorum artık, yani aparat, kayaç parçacığını onun üzerine yazarız. Ve onun üzerine yazarsanız, bakın şuradaki resimlerde de görüyorsunuz, üst kısımlarında o etiketlemeyi mutlaka yaparız. Yani en önemli şey buradaki o etiketlemedir. Yani o araziden aldığımız numara aynı zamanda üzerinde kırılabilir diye, bakın bu kesitin bir tanesinde kırılmış, o kırılabilir diye alt tarafına da o kodu yazarız. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi de kodun mümkün olduğunca küçük olmasını da tercih ederiz açıkçası. Çünkü karıştırabiliriz, bir tanesini unutabiliriz şeklinde.
Yapıştırma olarak, yapıştırıcı olarak Kanada eskilerden beri Kanada balzamı kullanılır. Kanada balzamı neden bunlarda kullanılır? Çünkü biz Kanada balzamının kırılma indisini biliriz. Ve buna göre mineralleri tayin ederken bu Kanada balzamına göre büyüktür, küçüktür gibi bazı inceleme metotlarıyla faydası olduğu için bu balzam daha çok kullanılır. Ama son yıllardaki teknolojinin gelişmesiyle daha hızlı, daha güzel yapıştırıcılar piyasaya sürüldüğü için şu anda da artık araldit denilen bir yapıştırıcı, yani 1'e 10 karıştırıcı hızlandırıcısı olan bir malzemeyle bu yapıştırmalarımızı yapıyoruz. Ve yapıştırmaları yaparken de örnekleri şu sağ tarafta gördüğünüz üzerine bastırdıktan sonra etüve koyup yaklaşık işte 50-60 derecelik ısıda belli bir süre reaksiyona girmesini ve işin hızlanmasını sağlarız. Daha sonra bu kestiğimiz parçaları, yani camın üzerine yapıştırdığımız parçaları, iç tarafta bizim bir de şeyimiz vardır, ince kesit makinemiz. Aynı anda vakumlu, presli çalışan bir ince kesit makinesidir bu. Bunun içerisinde şu elimle sağ tarafta gördüğünüz şekilde örnekleri, 4 tane örneği aynı anda koyabiliriz. Yani orada onların tutulmasını sağlayan vakum sistemidir. İçeriye doğru ortadaki deliklerden ince kesiti içeriye doğru çeker, güçlü bir vakum olduğu için de düşürmez onu. Ve bu hidrolik bir kol sayesinde kendi ağırlığı kestik sıra aşağıya doğru düşer ve kesme işlemini sağlar. Burada ilk önce kaba kesim dediğimiz kaba kesimi yaparız. Bazen bunu, eğer kesit makinesi yoksa, biz bunları işte silisyum karborodyum denilen aşındırıcılarla sürte sürte de yapabiliriz. Ama biz bunları kesit makinesiyle yapıyoruz ve belli 0,2 milimlik dediğimiz inceliğe getirecek şekilde bunları kesiyoruz. Bu kestikle kestiğimiz makineden çıkan şekiller şu elimde gördüğünüz gibi görülüyor. Ve bu büyüklükte görüldüğü zaman biz bunları artık kesilmiş olarak kabul edebiliriz. Daha sonra bunları tekrar aşındırma tozlarının üzerinde istediğimiz inceliğe getirmek için gene döner tablonun üzerinde belli aşındırmaya tabi tutuyoruz. Bu, eğer gözümüzle bakıyoruz aşındırma uygun mu değil mi diye, daha ince aşındırma yapabilmek için de bazen de camın üzerinde el gücüyle de sürtebiliyoruz. Bu şekilde döner tam burada yaptığımız zaman çok daha hızlı bir aşındırma sağlıyoruz. Ve bu kestiğimiz malzemeleri hani tavlada döndürdük, aşındırma bizim istediğimiz kıvama gelip gelmediğini, kesidin uygun olup olmadığını anlamak için orada da bir laboratuvarda da bir mikroskopumuz var. O mikroskopta bakarak kalınlığına karar veriyoruz. Eğer ideal kalınlığına gelip gelmediğini, yani üzerine lamel kapatmadan bunu anlamak için bazı kontrol şeyleri vardır aslında. Yani bunun için en çok kullanılan kuvars içeren kayaçlar için genellikle kuvarsın, yani belli bir kalınlıkta olduğu, hani kuvars içerisinde olmayan minerallerde ise, zaten şöyle söyleyeyim, bunu belli bir laboratuvar teknisyeni belli bir tecrübeye sahipse o istediği inceliğe çok daha rahat getirebiliyor. Daha sonra da üzeri temiz, örnek temizlendikten sonra yine üzerine bu sefer korunmasını sağlamak ve artık ince kestiğimizin ömürlük olması için üzerine bir lamel kapatıyoruz. Yine bu kapatma işlemini yaparken yine Kanada balzamı veya araldit dediğimiz malzeme ile üzerine yapıştırarak etüde belli ısıda bunlara tutarak ısıtarak üzerini kapatıyoruz. Bazı kesitlerin üzeri kapanması istenmez. Yani bunların üzerine daha detaylı çalışma yapacaksak üzerini açık bırakırız. Ama artık tekrar bir daha metrik yöntemlerle analiz yap. Bu hazırlanan ince kesitleri mineralikle şeffaf ve küçük objelerin görünümleri elde etmek için kullanılan bir optik cihazdır sonuçta. Ve biz incelemelerimizde polarizasyon mikroskobu kullanırız. Bu da optik mikroskop, yani biyolojik amaçlı kullanılan mikroskoplardan farklıdır. Farkı da içerisinde polarize ışığın elde edilmesini ve onun analizini sağlayan özel parçalara sahiptir.
Bu polarizan mikroskoplarda işte objektiflerin altında bir polarizör, bu polarizörünle objektifle oküler arasında da bir analizör vardır ve tablosu diğer mikroskoplara göre baktığımız zaman döner bir tablosu vardır. Yani onlarda sabit olan tablo bizde dönerlidir. İşte en altta ışık kaynağı, bunlar hep alt, bunlar şu gördüğünüz, işte bunlar üç şekilde olabilir. Tek gözlü, iki gözlü ve üç gözlü. Yani tek gözlü binoküler işte şekilde adlandırılır bunlar. Ama burada şöyle bir şey diyor, şu trinoküler dediğimiz mikroskoplarda üçüncü göz tekrar bunu işte fotoğraf çekmek için veya işte fotoğrafa aktarmak için kullanılan aynı büyütmelere sahiptir. Bu binoküler mikroskopa baktığımız zaman en altında işte ışığın geldiği kaynaktan geçen bir polarizör vardır. İşte bizim diğer mikroskoplardan ayıran kısım budur. Bu polarizör her zaman devrededir ve ışık buradan gelip üzerindeki renkleri biz görürüz ve bunlara tabi ışık rengi deriz. Daha sonra işte şurada bir tane okülerle objektif hocam, arasında bir... Çok özür dilerim. Sizin anlattığınız slide şu anda ekranda değil, bizde de. Hiç mi gelmedi? Mikroskopların anlattığınız slide gelmedi. Bu üzerinde bir yazan görüntüde kaldı şu andan. Diğer arkadaşlara da öyle mi bilmiyorum da. Bir ileri geri yapabilir misiniz? Görüntü şu görüşürüz. Şu an geliyor mu? Yok hocam, şu anda gelmiyor. Sanırım ekran dondu. Çıkayım tekrar edeyim. Şu anda ne geliyor? Şu anda yine şeyler var hocam. Hazırlanmış ince kesit görüntüleri var. Mikroskoptan önceki görüntüler. Şu anda ya ince kesit 1-1 yazıyor. Şu anda mikroskop dediğim kısım var mı? Yok, gelmedi. Mikroskop slide'i gelmedi de o yüzden müdahale ettim. Kusura bakmayın. Ne yapabilirim? Paylaşımı kapatıp tekrar mı açayım? Evet, kapatıp bir daha açabilir misiniz hocam? Tamam, şöyle yapayım. Şu anda? Bekliyorum hocam. Geldi. Şu anda hocam mikroskop slide'ı geldi. Tamam, tekrar kesilirse siz aynı şekilde devam ediyorum ben ama neden oluyor bilmiyorum. Devam edin hocam. Ben bir şey oldu mu müdahale ederim. Ben size bildiririm hocam. Tamam. Bu bizim işte o zaman az önceki söylediklerimi tekrar göstereyim. Yani bu normal biyolojik mikroskoplardan farkı şu alttaki polarizörün her zaman devrede olması. Onun üstünde okülerle objektif arasında analizör merceği vardır ve bu da bize şöyle bir şey. Mineralleri tanımlamamız sırasında minerallerin gösterdiği girişim renkleri dediğimiz renklerle tanımlamamızı bize sağlar. Yani biz bir minerale baktığımız zaman normal renksiz bir mineraldir ama analizörü devreye soktuğumuzda biz buna tek nikol veya çift nikol şeklinde tanımlıyoruz. O yüzden hani nikolün petrografinin tanımlaması, bu analizörü devreye soktuğumuzda tek ve çift nikol görüntüleri alırız ve bunlara göre tanımlamalarını yapabiliriz. Yani bir kuvars normal şartlarda renksiz gözükürken o devreye girdiği zaman grimsi bir renk tonunda gözükür. Veya döner tablomuz bizim işte 360 derecelik dönerli şekildedir. Bu da neye? Biraz sonra da söyleyeceğim. Mineralleri incelerken onların içerisinde hem sönme açıları hem dilim açıları, belli açıları ölçmemiz için bize fayda sağlar. Diğer özellikleri hemen hemen aynıdır. Bir de söyleyeceğimiz şey şudur. Objektifin her 4 tane yani aynı anda 4 tane objektif takılabilir. Bu 2x, 4x, 10x yani 10 kat, 4 kat büyütmelerle bize farklı şekillerde büyütme imkanı sağlar. Onun yanında bir de okülerin önünde de bir büyütme şeyi var. Mesela o da diyelim 10x, 1x kaç kullanıyorsan sizin gözünüze gelen görüntü alttaki objektifle okülerdeki çarpı olarak büyütüldüğünü de unutmamız gerekmektedir. Şimdi ince kesiti hazırladık. İnce kesiti hazırladıktan sonra bunların işte mikroskop inceleyeceğimiz mikroskopları da hazırladık. Ama burada şunu söylememiz lazım. Genel olarak kayaçları oluşturacağız şimdi. Kayaçların genel bir sınıflamasını yapacağız. Hepimiz bildiği gibi kayaçlar doğada 3 gruba ayrılıyor. Magmatik kayaçlar, metamorfik kayaçlar ve sedimenter kayaçlar. Bu kayaçları tabii sizin kullandığınız tanımları da parantez içerisinde yazdım ama genel itibariyle kullanılan 3 tür kayaç grubu vardır. Ve bu kayaç gruplarını kendi içerisinde düşündüğünüz zaman
Bir kayaç döngüsü içerisinde biz bunları görürüz. Yani metamorfik kayaçlar, magmatik kayaçlar ve metamorfik kayaçlar dediğimiz gibi. Şimdi bunlar magmadan kristallenmeye başladığı zaman eğer yeryüzünde yerin derinliklerindeki ilk kristallenme meydana geliyorsa, plütonik veya derinlik kayaçlarını yüzeyde meydana geliyorsa volkanik kayaçları oluştururlar. Bunların belli süreçler boyunca aşınması, taşınması, depolanmasıyla çöker kayalar dediğimiz tortul kayaçları ve tortul, magmatik fark etmez bütün kayaç gruplarının yüksek ısı ve basınç altında değişim ve başkalaşıma uğraşması sonucunda da metamorfik kayaçlar oluşturulur. Ve bunları biz magmatik kayaçları bir magmadan oluşturduğumuz zaman o zaman bunların yerin derinliklerinde oluşumlarına göre, değişik derinliklerinde oluşmalarına göre plütonik kayaçlar, derinlik kayaçları veya işte yarı derinlik kayaçları veya yüzey kayaçları diye adlandırıyoruz. Ya da volkanik kayaçlar. Metamorfik kayaçları zaten var olan kayaçların dönüşümü şeklinde. Sedimenter kayaçları da var olan işte magmatik olabilir, metamorfik olabilir. Bunların aşınıp taşınması, bir taşıyıcı ajanlarla, denizel, gölsel veya bir akarsular, her şey olabilir. Bir ortamda birikisiyle de bir sedimenter kayaçları veya tortul kayaçları oluşturuyoruz. Ve bunların yer kabuğundaki bulunuşlarına baktığımız zaman da hacimsel olarak magmatik ve metamorfik kayaçlar %95'ini oluştururken sedimenter kayaçlar %5'ini oluşturmaktadır. Fakat yeryüzündeki kapladıkları alan olarak bu tam tersi bir durum söz konusu. Magmatik ve metamorfik kayaçlar %25 iken sedimenter kayaçlar %75'ini oluşturmakta. Çünkü var olan kayaçlardan aşınıp taşınıp bir yerde biriktikleri için onların üzerinde örtü şeklinde gördüğümüzden kaynaklanmaktadır. Şimdi bu magmatik kayaçlar dediğimiz gruba bir bakarsak, yani bunların içerisinde şimdi biz ince kesitte incelediğimiz görüntülerden neler elde ediyoruz? Bunların magmatik mi, metamorfik mi, sedimenter kayaç mı olduklarını nasıl ayırt ediyoruz? Bunları anlatmak istiyorum. Buraya geçerken de yani bunların bazı tanımlamalarını yaparken de direkt kayalar üzerinden değil de kaya isimlerinin üzerinden değil de resimlerin yani görüntülerin bize verdiklerinden bir yere gitmek istiyorum. Şimdi magmatik kayaçlarda oluşturulan mineraller yerin derinliklerinde oluşturdukları için biz bunları zaten 3 gruba ayırdık. Dedik ki derinlerde oluşuyor derinlik kayaçları, yüzeyde oluşanları yüzey kayaçları diyoruz. Şimdi bunlar da kristallenme derecelerine göre bu yerin derinlerinde veya yukarısında oluşan kayalar ya iri kristalli oluyorlar, kristallenme dereceleri veya kristallerin birbirlerine göre olan büyüklükleri veya birbirlerine olan şekillerine göre adlandırabiliyoruz, bunları tanımlayabiliyoruz. Şimdi kristallenme derecelerine göre baktığımız zaman işte kristalli veya holokristalli. Holo demek tek anlamında, yani hepsi iri iri tek kristaller, tek demeyelim de iri kristalden diyelim. İri kristallerden oluşuyorsa bakın bu şekildeki gibi bu bir granit. Aynı zamanda hani bu resimleri gösterirken kayaçların türü hakkında da size bilgiler vereceğim. Bu bir granit örneği mesela. Bunun içerisinde bakın buradaki plajioklastları görüyorsunuz. Hepsi iri iri kristallerden oluştuğu için bu bir holokristalli doku. İşte ben bu holokristalli dokuyu gördüğüm zaman diyorum ki bu bir plütonik kayaçtır. Bakın bir plütonik kayacın makro örneğine bakıyoruz. Bunun aynı zamanda mikro örneğine baktığım zaman işte içerisindeki biyotit kristallerini, kuvars kristallerini, plajioklastları ve ortoklasları bu şekilde ayırt ediyorum. Ve bunlara holokristalin doku diyorum. Bu da bir alkali granit örneği. Onun yanında diğeri hipokristalin doku var. Yani hipokristalin ve hipohiyelin dediğim doku türü ise bunlar yani bir hamurdan bahsetmem gerekiyor. Yani bir hamur malzemesi var. Bu malzemenin içerisinde taneler bunun içerisinde yüzer şekilde gözüküyorsa ben bunlara volkanik kayalar diyorum. Bu hamuru gördüğümüz örnekler yani bir hamur dokusu varsa bunlara da volkanik kayaçları oluşturuyorlar. Bakın tanelerin içerisinde bu grimsi hamurun içerisinde beyaz ve siyah taneler birbirlerine hiçbir şekilde tek tük değseler bile genel itibariyle birbirinden bağımsız ve onların içerisinde yüzüyormuş gibi gözüküyor. Ve ben bunlara işte volkanik kayalar diyorum. Ya da tamamıyla çok hızlı soğuması, obsidyen veya perlit gibi kayaların böyle kristalli, çok ince sadece hamurdan da oluşabilirler. Bunlara da hiyalin dokular deniliyor. İşte bunlar obsidyenler, bunlara en belirgin örnekler. Bir de
Tanelerin büyüklüklerine göre ben dokuları tanımlayabiliyorum. Yani taneler iri mi, ince mi gibi. Bakın, faneritik doku dediğim tane büyüklüğünün gözle görülebilen tanelerden oluşuyorsa, bakın iri iri, şunların hepsi birer kristal. Bakın bu da bir kristal. Yani şunu şu şekilde kalemle de şöyle gösterebilirim. Bakın bu bir böyle sınırını çizdiğim, bu bir kristal. Bakın sınırını çiziyorum. Bakın buna değer pozisyonda daha iri bir kristal. Bunun yanında bakın şurada bir kristal, burada bir kristal, burada bir kristal. Hepsi bakın bu bir kristal. Yani bunlar iri iri kristallerden oluşmuşsa işte bunlara ben faneritik kıyas diyorum. Aynı zamanda bunu daha önceki söylediklerime göre düşünürseniz de holokristalin yani iri kristallerden oluşan bir doku türü diye tanımlayabiliyorum. Afanelitik dediğim doku türünde ise bakın yine az önce söylediğim hipohiyalin doku var dedim ya yani taneler bir kayıcın içerisinde bir hamurun içerisinde yüzer şekilde gözüküyor. Yani küçük küçük kristaller var. Bu şekilde bir hamur dokusunu görüyorsam ben buna afaneritik doku diyorum. Yani bunların kristallerini az önceki işte hiyelin dokuda gördüğüm gibi hiçbir kristal tanelerini mikroskopta da göremeyecek şekilde bunu görüyorsam bunda da aynı şekilde kriptokristalin kayaçlar ismini veriyorum. Kristal şekillerine göre doku türlerini de tanımlayabilirim. Yani bazen kayaçların içerisinde bu mineraller öyle bir şey oluşmuştur ki yerin derinliklerinde oluştuğunu düşünelim. Çok ısı ve basınç koşulları oluşum ortamlarıyla çok iyi ve bu ortamlarda oluşmuş minerallerden bahsediyorsak tamamıyla kendi öz şekilleri dediğimiz şekillerde oluşabilir. Ya da yarı öz şekilli veya öz şekilsiz. İşte bunları tanımlarken işte bizim bildiğimiz temel jeolojik olarak bazı özellikler vardır. Bir amfibol kristali altıgen kristallenir. Bir piroksen kristali sekizgen kristallenir. Bir biyotit kristali tek yönde kristallenir. İşte ben bunları biliyorsam, bunları da mikroskopta görüyorsam ve bunlara göre öz şekil diyorum. Bakın şu örneğe baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5 ve altıgen. Bu altıgeni görüyorsam diyorum ki bu bir amfibol. Bunu net bir şekilde görüyorum ve bu yüzden buna idiomorf yani öz şekilli kristal diyorum. Ve bu öz şekilli dokuyu tanımladığım zaman bu volkanik kayalarda da olabilir, derinlik kayaçlarında da olabilir. Ve bunlarda yine ayrıntılı özelliklerinden bir tanesi de şudur. Bakın şu yöndeki tek yöndeki kristallerin yanında bu yönde de dilimleri vardır. Yani bu dilimleri tanımladığımız zaman şurasının açısı 56 derecedir. Bu da önemli bir nottur. Yani 56'ya 124 derecelik baklava dilim vardır. Bakın bu da bir biyotit. Biyotit kristali. Tek yönde dilim var. Bakın şunun dilimleri de hepsi böyledir ve tek yönde kristallenir. Bu da biyotitler için kristallenme şeydir. Buna öz şekil kristallenme diyoruz. Bakın az önceki söylediğim minerale bakın. 1, 2 ve 3 yanı var ama bu tarafı gitmiş. Yani o zaman buna ne diyorum? Bakın yarısı düzgün, yarısı gitmiş. İşte buna da yarı öz şekilli kristallenme ismini veriyorum. Bir de buna bakıyorum. Bakın burada kristallere bakıyorum. Hiçbir kenarı belirgin değil. Yani tamamıyla öz şekilde oluşmuş. Bakın bu şekilde baktığım zaman da bu da tipik bir gabbronun kristallenmesi. Yani iri kristalli. Yani interaktif olsaydı belki burada ben şöyle bir soru sorardım. Sizce bu önceki gösterdiklerimin hangilerine giriyor diye tanımladığım zaman buna baktığımız zaman işte holokristalin afaneritik dokulu ve ksenomorf kristal olarak tanımlayabiliyoruz. Tanesel doku dediğimiz bir doku vardır. Bu da kayaç bileşenlerinin yaklaşık aynı büyüklükte yani tamamıyla eş taneli büyüklüklerden mi oluşmuş yoksa küçük tanelerin yanında iri taneler mi var? Bunu tanımladığımız dokuya da porfirik doku diyoruz. Yani buradaki makro şekline baktığınız zaman bakın şu küçük tanelerin yanında bu şekilde iri kristallerin olması porfirik dokuyu tanımlar. Ya da şuradaki gibi baktığımız zaman küçük küçük bir hamurumsu doku var. Hamurun dokunun yanında bu şekilde iri iri kristaller var. O zaman biz bunlara ne diyormuşuz? Porfirik doku diyoruz. Ve biz bunlara göre magmatik kayaç olup olmadıklarını ayırt edebiliyoruz.
İşte porfirik dokuyu tanımlar, bunlar yani faneritik dokunun içerisinde de porfirikler olabilir, hamurumsu dokunun içerisinde de iri porfirik taneler olabilir. Bazı özel doku türleri de tanımlanmıştır. Yani bu tanımlanan doku türlerine göre de bunların işte granitlerde mi, işte hangi kayaların içerisinde, bazılarının içerisinde bulunur. Bunlara göre de biz bunları tanımlayabiliyoruz. Bakın bu grafik dokusudur. Yani eski Mısır yazılarına benzer diye tanımlanırlar. Ve bu tanımlamalara göre de bunları tanımladığımız zaman da içerisindeki bu şekillerine, bu türlerine göre grafik doku diyoruz. Veya bu şey içerisinde bazı işte feldspatların içerisinde kuvarslar kurçuk kurçuk kalmış. İşte buna mirmekitik doku deniyor. Veya işte yine plajioklastların içerisinde işte alkali feldspatların girmesi pertitik doku. Ya da şu şekilde bakın bir hale şeklinde ortadaki noktadan ışınsal soğumalar şeklinde oluşmuş işte sfalerotik doku. Bu mesela bir volkanik kayaların yeniden camsı kristallenmesi şeklinde tanımlanıyor. Bunu gördüğümüz zaman direkt bir volkanik kayalar türemiştir diyebiliyoruz. Veya işte korona dokusu, yani bu korona dokusu denilen doku da plajioklastlar, yani şu piroksenlerin etrafında işte amfibollerin kristallenmesi veya işte piroksen etrafında olivinin kristallenmesi gibi tanımlayabiliyoruz bunları. Veya vesiküler doku diyoruz. Yani bu volkanik kayaların içerisinde böyle bu şekilde boşlukların olmuş olması. Bazen de bu boşluklar ikincil mineraller tarafından dolu olabiliyor. Buna da amigdoidal dokular olarak tanımlıyoruz. Ve bu türlerine göre de işte bunların volkanik kaya mı, metamorfik mi, sedimenter mi olduğunu tanımlayabiliyoruz. Buraya kadar anlattıklarımın hepsi magmatik kayalar için tanımlamalardı. Şimdi biraz da metamorfik kayalardan bahsedelim. Metamorfik kayaları oluşturan ana etken ne? Isı ve basınç. Basıncın olmasıyla ne oluyor o zaman? Minerallerde belli bir yönlenme ve belli bir dizilim meydana geliyor. Bu farklılıklarına göre biz bunları ayırt edebiliyoruz. Ve metamorfik dokuları tanımlarken de genellikle işte buna kristalen ifadesini kullanıyorduk. Bunlar için genellikle blastik tanımı kullanıyor. Yani eğer bir blastik ifadesi kullanılıyorsa bu bilin ki metamorfik kayaları anlatıyordur. İşte yani homo veya hetero yani yaklaşık eş büyüklükte tanelerden mi oluşuyor? Yani iri kristallerden mi oluşuyor? Veya işte porfiroblastlar varmış gibi iri tanelerin yanında küçük tanelerin de olması. Bunlara göre tanımladığımız zaman işte bunlara biz granoblastik doku diyoruz. Yaklaşık tane boyutları eş ve birbirine göre sınırlı mozaik bir şekilde olabilir ya da birbirine girik şekilde olabilir. Bakın bu bir mermer örneği. Bu mermerin içerisindeki kalsit kristallerini görüyorsunuz ve bütün kristaller yaklaşık şu sağdaki gösterdiğim şekiller gibi. İşte biz buna granoblastik doku diyoruz. Bu metamorfizmanın en üst derecesinde oluşmuş olan bir doku türüdür. Bir diğeri lepidoblastik dokudur. Bu lepidoblastik doku dediğimiz dokuda da yani şu kuvars veya feldspat tanelerinin arasını bölen yani şu şekilde sınırlandıran mikalar dizilmiştir. Bakın bu şekilde kırmızıyla gösterdiğim alanlardaki gibi mikalar dizilmiştir. İşte ben bu dokuya lepidoblastik doku diyorum. Bakın sağdaki şekle bakın. Şu aralar kuvarslar, feldspatlar. Bunların arasında şuralarda giden şunlar bizim muskovit kristallerimiz, mika kristallerimiz. İşte biz buna lepidoblastik doku diyoruz. Yani bu yönlenme dokusunu görüyorsak bunların içerisinde bunlara kesinlikle metamorfik kayaçtır diyoruz. Bir diğeri nemotoblastik doku dediğimiz yani bunun içerisinde de uzanmış çubuksu kristaller şeklinde böyle çubuksu taneler varsa bunlara da biz nematoblastik doku diyoruz. Genellikle amfibolit minerallerinde, amfibolitlerde gözükür. Bir diğeri de fibroblastik yani bunların içerisinde tel tel şöyle minerallerin görmeniz. Bunlar da sillimanit felslerde, aktinolit fels dediğimiz kayaçların içerisinde bunları görürüz. Son olarak yani diğerleri yaklaşık eş boyutlu dediğimiz homoblastik dokuyken bir de porfiroblastikler var. Aynı porfirik dokularda olduğu gibi
küçük tanelerin bu yönlenmelerin arasına işte bu şekilde taneler, yani bunlara biz granat taneleri diyoruz veya olabilir. Bu granat tanelerini içerisinde, yani granatı aşındırması veya şey yapması çok zor olduğu için böyle tane şeklinde de kalabilir. Bunları ezemez veya basınçtan dolayı değişmiyor. Bunlar böyle porfiroblastlar şeklinde kalıyorsa biz bunlara da işte porfiroblastik doku şeklinde tanımlıyoruz. İşte bakın heteroblastik dokuyu tanımlayan diğer işte taneler, işte granat taneleri, granat tanelerinin arasında heteroblastik dokunun kalması. Yine aynı şekilde bu şeylerdeki gibi mineral taneleri vardır. Yani minerallerin şekillerine göre. Bakın ksenoblast dediğimiz, yani kenar şekilleri kesinlikle düzensiz olanlar veya işte bir yönde işte şu neydi? Nematoblastik bir doku içerisinde mineraller belli bir düzlem boyunca gözüküyorsa ya da minerallerin sınırları öz şekilli ise bunları da idioblastik doku şeklinde tanımlayabiliyoruz. Bunun özel türlerinden, yani bu metamorfik kayaların içerisindeki özel türlerinden bir tanesi de kataklastik doku dediğimiz dokudur. Bunlar da kataklastik parçalanma, yani kırıntılanma anlamında kullanılır. Bunlarda da yani minerallerin kenarları boyunca kırılmalar meydana gelir. Bakın mörtel dokusu dediğimiz bir doku vardır. Yani parçalanmaya uğrayan tanelerin yönlenmiş şekilde gözlenmesi ya da işte yani şu soldakine bakın, kataklazmanın artması sonucunda da bu porfiroklast taneler, bakın şu tanenin içerisine o metamorfizmanın etkisiyle, artan deformasyonun etkisiyle minerallerdeki şu şekilde kırıklanmanın gözlenmesi. İşte bunun bir kayaç içerisinde gözlenmiş olması. Yani milolitik doku, yani bunların fay zonları boyunca metamorfizmanın da etkisiyle bu şekilde ince uzun, yani küçük ezilme zonlarının oluşturulması. Kalıntı dokuları dediğimiz dokular vardır. Bakın bunun içerisindeki şu köken kayacına ait şurada bir kayaç izini, mineral izini görüyorsunuz. Şurası. Bunun içerisindeki bu kalıntı doku şeklinde kendi içerisinde kalmış hali. Bu da bir metamorfizma göstermesi. En sonuncusu da yönlü dokular şeklinde bunları görürüz. Eğer bunları da kendi içerisinde işte Ardoğan, Şist ve Gneiss dokusu diye ayırmak mümkündür. Bunların içerisindeki eğer o mika taneleri, klorit dakil tanelerinin içerisindeki belli bir düzlem boyunca yönleniyorlarsa bunlara arduvaz veya fillet dokusu. Bakın bu kıvrımlanma yapısında gördüğünüz şunların hepsi birercik, birer serizit pulcukları veya mika pulcukları da bu şekilde bir yönlenme gösteriyorsa bunlar arduvaz dokusu. Veya bunların içerisinde az önceki lepidoblastik dokuda gördüğünüz gibi kuars tanelerinin aralarında şistlenme gibi gözüken mika pulcuklarını görüyorsak bunlara şist dokusu, işte bir granat muskovit şist örneği ve bunun mikroskopta görülmesi. Bakın şunlar granat taneleri, bunlar da muskovitleri oluşturmakta. Arada da şunlar da kuars ve feldspatlardan oluşmakta. Ya da Gneiss dokusu dediğimiz dokuda ise bunların içerisinde bu mika yönlenmeleri, yani bu minerallerdeki yönlenmeler daha çok belli aralıklarda genişlemiş şekilde, yani kuvarslar hani folyasyon dediğimiz tekrar araları açılmış şekilde gözüküyorsa bunlara da gnaisik doku diyoruz. Bakın bunların gözleri ve bunların içerisindeki mika uzanımları, işte şu araların içerisinde üst seviyelerde de mikaları görebiliriz bunların içerisinde. Son grup olarak da sedimenter kayaçlar dediğimiz tortul kayaçlar vardır. Bunlar da nedir? En son artık onların oluşum esnasındaki var olan kayaçların belli bir ortamda birikilip yatay veya işte belli bir dereceli eğimli oluşmuş olan kayaçlara da biz sedimenter kayaçlar diyorduk. Sedimenter kayaçları da bildiğiniz gibi genel olarak iki gruba ayrılır. Yani kırıntılı tortul kayaçlar ve karbonatlı tortul kayaçlar. Bu kırıntılı tortul kayaçları neye göre ayırırız? Tane büyüklüklerine göre. Eğer iri çakıl tanelerinden oluşuyorsa konglomera, bakın bu konglomeralar içerisindeki, bu bir konglomera örneği, bu konglomera örneğinin konglomera olduğunu nasıl anlıyoruz? Bakın bir defa taneleri belli bir şekilde derecelenmiş. Bakın derecelenmiş demeyeyim de yuvarlaklaşmış. Bunun bir dere çakıllarından oluşmuş bir konglomera olduğunu
Ve bu tanelerin arasını oluşturan, bakın şu kırmızıyla gösterdiğim yerlerde, bunları bağlayan bir çimentonun varlığı gözlenebiliyor. Eğer ben bu şekilde, yani her zaman konglomeralar bu şekilde yuvarlak olmak zorunda mı? Hayır. Sonuçta köşeli de olabilir. Tek, yani bunların çakılların bileşenleri tek tip de olabilir, polijenetik de olabilir. Ama buna baktığım zaman belli bir çimento ile ben bunun bağlandığını net bir şekilde görebiliyorum ve genellikle bunların hepsi de yuvarlaklanmış. Ve tane büyüklükleri de belli bir, yani 2 milimetrenin daha yukarısında çakıl boyutunda olduğunu net bir şekilde görebiliyorum. Eğer bu tane boyutları 2 milimetre seviyelerindeyse, yani daha da düştüyse, ben bunlara kum taşı diyoruz. Ve genellikle işte kuvars kum taşları, kum taşlarının bir ana bileşeni kuvars veya feldspattan oluşuyor. Bakın yine bunun bileşenine bakın. Taneler, kum boyutundaki taneler bu sefer burada gene yuvarlaklaşmış ve bunların arasında bunları bağlayan bir çimento malzemesi de gözüküyor. Kum taşlarını incelerken de, bunları tanımlarken de detaylı olarak tanımlarsanız, yani daha çok kuvars temiz kum taşlarından oluşuyorsa bunları arenit, kuvarsla beraber işte feldispat bileşenlerinden, feldispat minerallerinden oluşuyorsa bunları arkos, eğer bunların yanında kuvars, feldispat taneleri ve litik parçalar dediğimiz, yani harici kayaş parçacıklarından oluşuyorsa bunlara litik kum taşları, veya bunların içerisinde matrix de belli bir oranda zenginleşiyorsa bunlara da Grovac adı veriliyor ve değişik dört farklı türde kum taşlarını tanımlayabiliyoruz. İşte bunlara bir örnek olarak areniti verebilirim. Arenit, şunların hepsi, yani genel kayaç bile, yani tane bileşinin hepsi kum taşlarından, kuvarslardan oluşması gerekiyor. Kuvars tanelerinin yanında bakın şunun gibi, şuradaki gördüğünüz gibi feldspat tanelerinden oluşuyorsa bunlara arkoz diyorum. Yani birazcık daha arkozik kum taşı olması için feldspat oranının artması gerekiyor. Onun yanında, bunların yanında, yani bu feldspat tanelerinin yanında şu şekilde farklı o bölgeye ait kayaç parçacıkları, yani o bölgeye ait derken metamorfik de olabilir, magmatik de olabilir veya tekrar yine tortul kayaçlar da olabilir. Bunlardan oluşuyorsa bunlara da litik kum taşları adı veriliyor. Veya tane bileşeninin yanında bunları bağlayan çimento miktarında birazcık fazlalık söz konusuysa bunlara da Grovac isim veriliyor. Eğer bu tane boyutları biraz daha küçülürse bunlara işte siltli veya siltli taşlar veya kil taşları isim veriliyor. Bunların da tane boyu, yani kırıntılı tortul kayaçları biz o zaman derecelenmesine göre ayırıyoruz. Yani iri boyutta ise çakıl, orta boyutta ise kum taşı, çok küçük boyutta ise kil taşları olarak tanımlayabiliyoruz. Bir de bunun yanında neler vardı? Kimyasal tortul kayaçlar vardı. Kimyasal tortul kayaçlar nasıl oluşuyor? Yani bir karbonat gibi veya bir silislik bileşen gibi bunların belli bir alanda depolanmasıyla oluşan tortul kayaçlar vardı. Bakın bu gördüğünüz bir mikritik kireç taşı örneği. Mikrit dediğim, ya bunlar da kimyasal kireç taşlarıydı. Kendi içerisinde ikiye ayrılırlar. Yani mikritik veya siparitik. Mikritik bir karbonat çamurunu ifade eder. Diğeri siparitik daha çok kalsit bileşenlerini ifade eder. Buradaki ana bileşende bakın mikritik kireç taşı dediğim şeyler şu grimsi kısımlar, bu çamur gibi gözüküyor dediklerim. Bakın şu aradaki ikincil kalsit dediğimiz, bu ikincil bir karbonatlaşma. Yani bu kayacın oluşumu esnasında burada bir karbonat çökelmesi esnasında burada bir çatlak varmış. Bu çatlak da yine karbonatlarla dolmuş ve bu şekilde bir kireç taşının içerisinde ikinci çatlak dolgusunu oluşturmuş. Bazen bunların içerisindeki işte o sarmal halkalar şeklinde ovalitik kireç taşları şeklinde oluşabilirler. Veya işte bunların belli bir yönlerde bu oolitler halkalanabilir. Oolitik kireç taşları diyoruz bunlara. Eğer bunlar belli bir yerlerde, bunlar karbonat topakları gibi yuvarlak yuvarlak, yani oolitlerin içerisi gözükmüyor da kutçuk şeklinde, bunlar işte o zamanki organizma dışkıları, organizma kalıntıları da olabilir. Bunların içerisinde bu şekilde kalıyorsa bunlara da pelletli kireç taşları ismi veriliyor. Ya da bu şekilde çok miktarda içerisinde fosil bulunabilir. Bakın şu gördüğünüz bir fosil. Bunu bizim işte
Dinar bölgesinden aldığımız bir örnek. Mumlulukli kireç taşı diyoruz biz buna. Bunların içerisinde bu şekilde mumlulukları, kireç taşlarını şeyi görebiliriz, fosilleri görebiliriz. Daha detaylı bir çalışma yapıyorsak bu fosillerin türünü, fosillerin adlandırmasını yaparak da onların dönemleri, o yaşadığı ortamlar, yaşlar hakkında da genel yorumlara gidebiliyorsunuz. Veya işte bakın bu şekilde fosilli kireç taşları, değişik fosil türlerinde bunları görebiliyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Fazla da vaktinizi alıp sizi sıkmak istemediğim için burada kesiyorum.